Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Yine telefonumun galerisinde biriken yani e, Instagram'dan alıp kaydettiğim mesajlardan, modellerden birisini anlatacağız arkadaşlar. Instagram mesajlarım bu ara kapalı çünkü elimdeki biriken modelleri öncelikle bir bitireyim sonra açayım ki yenileri gelsin yoksa işin içinden çıkamaz hale geliyorum gelen modelin e, resimde işaret içerisine almış sadece yaprağını sormuştu ama ben tamamını anlatmak istiyorum arkadaşlar videonun şu şekilde fıstıklı kirazlar şu yaprağı işaret içerisine almıştı arkadaş bunu sormuştu bu tunus yaprak tunus tekniği ile yapılıyor modelin hepsinin nedir ya <laughs> modelin hepsinin tamamını anlatacağım arkadaşlar şimdi vereceğimiz arayla başlayacağım 1 2 3 4 5 tane yapmışız 2 tane olmuş şimdi ipimi tığ bastığına sabitledim 3 adet zincir çektim başına bir aldım hemen yanındaki tığ battı içerisine girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım 5 zincir çektim. Bu ara noktasından girip kapattım. 3 adet zincir çekip yandaki tığ battıya girip sabitledim. 1 2 3 zincir çektim. Başına bir aldım. Yandakine girdim. Önce bir sonra 2 sonra 2 aldım. 5 zincir çektim. Bu ara noktadan girip kapattım. 3 adet zincir çektim. Yandaki tığ içerisine girip sabitledim. 3 zincir çektim başına bir aldım yandakine girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 5 zincir çektim arasından girip kapattım 3 zincir çektim hemen yandaki tığ girip sabitledim 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Şimdi 5 tane yaptık arkadaşlar. Benim verdiğim ara bu kadar. Şimdiki işlemimi vereceğiniz araya verdikten sonra böyle sabitlediniz. Hemen bu noktada 6 adet zincir çekiyorum. Dönüş yapıyorum. Bu önümdeki noktanın tepesine 6 adet zincirimi kapatıyorum. 1 2 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekip dönüş yaptım. Şu an bu şekildeyiz. Şimdi tığımdaki ilmeğin birinci ilmeğim burada. Tunus yaprak yapacağız dediğim gibi. Bu bir. Bu zincirin altından girdim. ipin ucunu alıp dibinde zincir çektim. 2. Altından girdim. ipin ucunu alıp dibinde zincir çektim. 3. İpin ucunu aldım. Dibinde zincir çektim. 4. İpin ucunu aldım. Dibinde zincir çektim. 5. 6 7 8 9 Şimdi bu yapmış olduğum yuvaya girip 10. ilmeğimi buradan alıyorum. Şu an tığımda 10 tane ilmek var. Şimdiki yapacağımız işlem arkadaşlar geriye 2 şer 2 şer alıp kapatarak gideceğiz. İpin ucunu aldım. 2 ilmek kapattım. İpin ucunu aldım. 2 ilmek kapattım ipin ucunu aldım 2 ilmek kapattım ipin ucunu alıp 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 2 ilmek, ilmek ipin ucunu alıp son ilmeğimi de kapattım bu şekilde geriye gittik şimdi bir zincir çekip hemen bakın dibindeki yuvalar belli ediyor kendini girdim buraya ilmek aldım dibinde zincir çektim 2 hemen bakın yandaki yuvaya giriyorum arkadaşlar belli ediyor kendini gireceğiniz yerler girdim ipin ucunu aldım dibinde zincir çektim 3 yandaki yuvaya girdim ilmek aldım dibinde zincir çektim 4 yandaki yuvaya girdim ilmek aldım dibinde zincir çektim 5 yandaki yuvaya girdim ilmek aldım dibinde zincir çektim 6 yandakine gir ilmek aldım dibinde zincir çek 7 yandakine girelim. ilmek aldım, dibinde zincir çektim 8. Yandakine giriyorum. İlmek aldım, dibinde zincir çektim 9. Bakın burada son yuvam var. Girdim, ilmek aldım, dibinde zincir çektim 10. Yine 10 tane ilmeği topladım. İpin ucunu aldım, iki kapattım. İpin ucunu alıp iki kapattım. İpin ucunu alıp iki kapattım. 2 ipin ucunu al iki kapat 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 bir zincir çektim hemen dibindeki yuvaya girdim ilmek aldım dibinde zincir çektim yandaki yuvaya girdim ilmek aldım dibinde zincir çektim arkadaşlar belli diyor bakın gireceğiniz yerler yandaki yuvaya girdim ilmek aldım dibinde zincir çektim 4 oldu Yandaki yuvaya gir, ilmek al, dibinde zincir çek. 5. Yandakine gir, ilmek al, dibinde zincir çek. 6. Yandakine gir, 7. Yandakine girelim. 8. Yandakine girelim. 9. Son yuvaya giriyorum, ilmek alıyorum, dibinde zincir çekiyorum. 10. İpin ucunu aldım 2, ipin ucunu alıp 2, ipin ucunu al 2 kapat, ipin ucunu alıp 2 kapatıp geriye gidiyorum. 2 kapat, 2, 2, 2 ve 2. Yaprağın boyutu bu kadar arkadaşlar. Şimdi 5 zincir çekiyorum. Buradan ilk yuvaya girip kapatıyorum. Şimdi bütün yuvalara sık iğnesi yaparak gidiyorum. Yandaki yuvaya gir, sık iğnesi yap. Yandaki yuvaya gir sık iğnesi. 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 Son yuvama da girdim sık iğnesi. Buraya geldik. Bir zincir çekiyorum. Hemen bu dibindeki ne değil bir alt sıradaki yuvaya buraya giriyorum. Bakın. Bu dibine değil bu ortadaki yuvaya girdim kapattım. Hemen bir altındaki yuvaya da girip kapattım. Şimdi ana yuvama girdim. Sık iğnesiyle sabitledim. Gördüğünüz gibi bu şekilde yapılıyor arkadaşlar yaprağımız şimdi bir zincir çektim şu şekilde normal boyutlarda bir örümcek çekip yuvaya girip kapattım bu bir aynı boyutta ikinci örümceğimi çektim girip kapattım bu iki aynı boyutta üçüncü örümceğimi çektim girip kapattım 3 3 tane örümcek kapattım yuvama. Bir zincir çekip dibindeki tığ battıya girip sık iğne ile sabitledim. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Yandaki tığ battıya girip kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Başına bir aldım. Yandaki tığ battıya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 5 zincir çekip aradan girip kapattım. 3 zincir çektim yandaki tığ battıya girip sabitledim 3 zincir başına bir alıp yandakine girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 5 zincir bu aradan girip kapattım 3 zincir yandakine girip sabitledim bu şekilde vereceğimiz arayı veriyoruz sonra verdikten sonra ilk aranızı kaç yapmışsanız ben 5 tane yaptım. Sonra 6 zincir çekip buraya kapatıp şu yuvayı oluşturdum dibindeki ve yaprağımı ve 3 tane örümceğimi yaptım. Alt kısmımız bu şekilde ilerliyor. Evet arkadaşlar alt zemin bu şekilde ilerliyor. Şimdi burada 3 tane örümcek kapatmıştık. Kendinize bakan yüzünün tek kanadını size bakan tek kanatları çekin. Örümceklerin uzatın arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 örümceğimi kanadını çekip uzattım. Hemen şimdi fıstığımızı da yapıp videomuzu tamamlayalım. İpimi tığıma sabitledim. Düz yüzünden ilk örümceğin kanadına girdim. İpimi sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 adet zincir çektim ilmeğim şöyle tırnağımla tutarak toparlayacağım altından girdim ipin ucunu aldım dibinde zincir çektim sıkıladım ve tuttum ipin ucunu aldım dibinde zincir çektim sıkıladım ve tuttum 2 ipin ucunu al dibinde zincir çek ve tut 3 4 altından gir ipin ucunu al dibinde zincir çek ve tut 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 ipin ucunu aldım hepsini içinden çektim hepsi şu an ipimde arkadaşlar gördüğünüz gibi aynı ilmeğin içine girdim ilmek aldım her iki ilmeğimi kapattım sıkılamadan önce fıstığıma şöyle bir şekil verdim şimdi sıkıladım araya 1 2 3 zincir çekip hemen devamındaki ilmeğin içine girip sabitledim bu birinci fıstığım ikinci fıstığım için yine 14 adet zincir çekiyorum 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 Yine aynı işlem arkadaşlar. Altından giriyorum. Pardon. İpin ucunu alıp dibinde zincir çekip sıkılayıp tutuyorum tırnağımla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13 14 15 16 17 ve 18 ipin ucunu aldım hepsinin içinden çektim yine aynı ilmeğin içine girdim ipin ucunu alıp ilmek edindim her iki ilmeğimi kapattım şöyle elimle düzelterek sıkılama işlemini yaptım. 1 2 3 zincir çekip son ilmeğimin içine yeşil ilmeğin içine girip sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 zincir çektim. Yine aynı şekil ilmeğimi topluyorum arkadaşlar. Bunu hızlı bir şekilde yapacağım. Çünkü işlemimiz aynı. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18. 18 adet ilmeğin tığımda ipin ucunu alıp hepsinin içinden geçtim. Yine yeşil ilmeğimin içine giriyorum. İpin ucunu alıp ilmek edindim. Her iki ilmeğimi kapattım. Şöyle elimle biraz düzenleyip sonrasında fıstığımı gördüğünüz gibi sıkılıyorum. İki adet zincir çekip ipimi kırdım arkadaşlar. Şimdi bu ipleri temizleyelim. Evet arkadaşlar, inşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Modelimizin yapım aşaması ve tamamlanmış hali bu şekildeydi. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın.